çok şeker hastası için can kurtaran olan şey, vücudun kas gelişimine hiçbir sınır koymayan üst vücut geliştirmedeki ilaç kombinasyonunun ana bileşenidir. Ama bir laf vardır, ne kadar yükseğe tırmanırsan o kadar kötü düşebilirsin. Anabolik steroidlerin kullanımı artık sadece yarışmacı olan değil, amatör vücut geliştirmeye gönül verenlerde de bu ilaçlara bağlanıyorlar. Günde birkaç metendianon tableti ve haftada 2 testosteron enjeksiyonu gerçekten çok önceden farmakolojik bilgi gerektirmiyor. Ama işte tam da bu durum insülin uygulamasını çok daha karmaşık ve riskli hale getiriyor. Aşırı hevesle birkaç anabolik steroid alır ve uygularsanız kısa vadede belki mide rahatsızlığı yaşayabilirsiniz. Ama söz konusu insülin olunca bunu bilinçsiz kullanan sporcular bilincini kaybedebilir veya en kötü durumda hayatını kaybedebilir. Bu nedenle doğru insülin kullanımı planlanma ve disiplin gerektirir arkadaşlar. Öncelikle sporcu insülinin sadece enjeksiyonlarla verildiğini bilmelidir. En iyi uygulama yolu deri altı enjeksiyonlarıdır. Yani insülin doğrudan karın duvarının derisinin altına enjekte edilir. 0.45 mm çapında ve 12 mm uzunluğunda özel insülin iğneleri kullanılmaktadır. Farklı insülin orijinli türler arasından seçim yapabilirsiniz. Çünkü hem insülinin sığır ve domuz pankreasından elde edildiği hayvansal kaynaklı insülin preparatları hem de rekombinant DNA teknolojisiyle kullanılarak genetik olarak tasarlanmış insülin teknik jargonda insülin olarak da adlandırılan insülin vardır arkadaşlar. Antikor oluşumu olasılığını ortadan kaldırmak için vücut geliştiriciler yalnızca genetik olarak tasarlanmış insülin kullanmalıdır. Ek olarak doğru insülin preparatlarını seçerken 3 farklı etki süresini ayırt etmek önemlidir. 1. Maksimum 8 saatlik kısa etkili insülin. 2. Maksimum 24 saatlik ara aktif insülin. 3. Maksimum 36 saatlik uzun etkili insülin. 8 saatlik kısa etkili bir insülin enjekte edersiniz. Etkinin ilk dakikadan son dakikaya kadar sabit olmayacağını bilmelisiniz. Bu nedenle tüm insülin preparatları etki profili adı verilen 3 aşamaya ayrılır. Her insülin kullanıcısının hazırlanma profiline aşina olması önemlidir. Aksi takdirde kullanımdaki ciddi hatalardan kaçınılması neredeyse imkansızdır. 1. Etkinin başlama zamanı. 2. Maksimum etki süresi. 3. Etkinin sonu. İnsülin enjekte eden vücut geliştiriciler için en önemli öncelik etkilerinin kontrol edilebilir olması gerektiğidir. Uzun bir etki süresine sahip hazırlıklarda bu kısa etkili varyantlara göre açıkça daha zordur. Orta ve uzun etkili insülinler vücutta sırasıyla 24 ve 36 saat aktif kalır. Bu iki insülin varyantı ile ilgili riskli olan şey kan şekerinin düşürücü etkilerinin uzun etkinlik nedeniyle siz uyurken geceleri de mevcut olmasıdır. Uyanık halin aksine hipoglisemi semptomları uyurken fark edilmeyebilir. Ancak gün içinde bile bir öğün atlamak, bir öğün ertelemek veya aniden yiyecek seçimi değiştirmek, örneğin daha fazla protein ve daha az karbonhidrat hipoglisemi'nin klasik semptomlarıyla birlikte kan şekerinde önemli bir düşüşe neden olabilir. Bu nedenle mantıklı sporcular başlangıçtan itibaren uzun etkili ve aynı zamanda orta düzey insülin uygulamasından vazgeçerler. Kuşkusuz uzun etkili bir insülin preparatı kullanımı en uygun olanı olabilir. Sonuçta günde sadece tek bir enjeksiyon gereklidir. Ancak 24-36 saatlik kan şekerinin düşürme etkisi üzerindeki kontrolü kaybetme riski çok yüksek. Ayrıca orta ve uzun etkili insülinin ihtiyaca bakılmaksızın aktif ancak gerekli olmayan insülin olarak organizmada daha uzun süre bulundukları için vücudun fizyolojik koşullarına karşılık gelmediği unutulmamalıdır. Bu nedenle bu insülin varyantları ile arteriosklerotik değişikliklerinin oluşumu arasında bir bağlantı olduğu varsayılmaktadır. Bu nedenle en iyi seçenek kısa etkili insülin kullanmaktır. Etkilerini kontrol etmenin en kolay yolu olması da bu kısa süreli etkiyi çok popüler yapıyor. Bir yandan etki enjeksiyondan 30 dakika sonra başlar, diğer yandan etki maksimum 5-8 saat sürer. Çoğu kısa etkili insülinin ana etkisinin eylemi gerçekleştirdikten yani iğneyi yaptıktan sonraki 2-3 saat içinde meydana geldiği bilinciyle gıda alımının planlanması da daha kolay olur. Dezavantajı daha kısa enjeksiyon aralıklarıdır. Yani sporcunun şırıngaya daha sık başvurması gerekir. Kural olarak
10-15 EU günde 2 kez enjekte edilir. 10 ya da 15 EU'luk ilk enjeksiyon sabah erken saatlerde kahvaltıdan hemen önce yapılır. Sporcu daha sonra kahvaltıdan hemen sonra büyüme hormonu uygular. Kahvaltı 800-1200 kilokalori sağlamalı ve 150-200 gram karbonhidrat içermelidir. Karbonhidratların 3'te 2'si kompleks bir yapıya sahip olmalıdır. Yani örneğin yulaf ezmesi, 3'te 1'i muz, kuru meyveler ve çok uygun olan elma püresi gibi basit karbonhidratlardan gelmelidir. Tekrar 10-15 EU antrenmandan hemen sonra alınmalıdır. Antrenmandan sonra 100-200 gram ağırlığında basit çabuk emilebilen karbonhidratları tüketmek gerekir. Mükemmel bir karbonhidrat kaynağı az önce bahsettiğim gibi elma püresi veya son derece hızlı emilebilen sporcu içecekleri tozu gibi karbonhidratlı bir spor içeceğidir. Yemekten sonra sporcu tekrar büyüme hormonu enjekte eder. 45-60 dakika sonra pirinç ve sebzeli biftek gibi kompleks karbonhidratlar içeren normal protein açısından zengin bir öğün tüketilir. İnsülin uygulamasının süresi büyüme hormonu rejiminin uzunluğuna bağlıdır. Birçok profesyonel 6 haftalık on, 2 haftalık off bir planı tercih eder. Kısa etkili bir insülin 6 haftalık bir süre boyunca günde 2-3 kez enjekte edilir. İnsülin kürü daha sonra pankreasın ve Langerhans'ın insülin üreten azıcıklarının işlevsel kalmasını sağlamak için 2 hafta süreyle askıya alınır. Bununla birlikte büyüme hormonu 2 haftalık insülin içilemeyen dönemde uygulanmaya devam etmektedir. İnsülin kullanımının potansiyel yan etkileri söz konusu olduğunda bunlar herhangi bir sporcu tarafından hafife alınmamalıdır. Yan etkiler genellikle kısa vadeli ve uzun vadeli olarak ikiye ayrılabilir. Kısa vadeli yan etkileri gelince bunlar hipoglisemidir. Yani çoğunlukla insülin aşırı dozunun veya yetersiz beslenmenin bir sonucu olan düşük kan şekeri. Hipogliseminin semptomları baş ağrısı, isteksizlik, huzursuzluk, uykusuzluk, titreme, terleme, nefes darlığı, kafa karışıklığı, kramplar ve hatta bilinç kaybına kadar değişir. Anında panzehir genellikle şekerin örneğin çikolata veya glikozun yani dekstroz tozu hemen yutulmasıdır. İnsan beyni sadece şekerle yani glikozla yaşadığından en kötü senaryoda aşırı yüksek hipoglisemi beyin ölümüne yol açabilir. Vücut geliştiricilerde sıklıkla görülen insülin enjeksiyonlarının bir yan etkisi gün boyunca ruh hali ve enerji önemli dalgalanmalarıdır. Bunlar çoğunlukla sporcunun hem karbonhidrat taşıyıcılarının miktarı hem de bileşimi açısından karbonhidrat alımını insülin uygulamasına en uygun şekilde ayarlamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun mantıksal sonucu nispeten kısa bir süre içinde kan şekeri dalgalanmalarının buna bağlı olarak fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde olumsuz etkilere sahip olmasıdır. İlginç bir şekilde insülin ile hipoglisemi riski bu hormona büyüme hormonu enjekte edildiğinde önemli ölçüde düşüktür. Büyüme hormonunun hiperglisemik bir etkisi vardır. Yani kan şekerini yükselt. Bu da her iki hormonun da kan şekeri seviyesi üzerindeki etkisinde bir miktar dengelediği anlamına gelir. Ancak bu insülin enjeksiyonları ile hipoglisemi olmayacağının garantisi olarak anlaşılmamalıdır. Önlem olarak insülin enjekte eden herkesin kolayca ulaşabileceği bir yerde her zaman biraz glikoz veya çikolata bulundurması gerekir. İnsülinin uzun vadeli yan etkileri çoğunlukla vücuttaki fazla insülinin aylar hatta yıllarca ortaya çıkar. Özellikle depo insülinleri yani uzun etkili insülinler artan kan lipid seviyeleri, arteriyoskleroz ve kalp krizlerinin meydana gelmesinden sorumlu gibi görülmektedir. Dahası sürekli bir insülin fazlalığı böbrekteki en küçük damarlarda değişikliklere neden olur ve bu da böbrek fonksiyonunu kademeli olarak bozar. Aynı durum gözün akodomasyon bozukluklarının ortaya çıkması için de geçerlidir. Kandaki yüksek insülin seviyesi genellikle açıkça görülebilen retina damarlarında değişikliklere yol açar. Retina eğriliği oluşur ve göz bebeği dolaşmaya başlar. Bu görme bozukluğuna ve en kötü durumlarda körlüğe neden olabilir. Pek çok vücut geliştiricinin en büyük endişesi sağlıklı bir kişi olarak yani diyabetik olmayan bir kişi olarak insülinin eksojen kullanımının nihayetinde diyabetin kendi vücudunuzda gelişmesine neden olup olmayacağıdır. Gerçek şu ki sabit bir insülin fazlalığı hücre zarındaki insülin reseptörlerinin insülin direncine neden olabilir. Böylesi bir reseptör insülin direncinin kalıcı olduğunu gösteren bir dizi bilimsel temelli kanıt vardır arkadaşlar. Profesyonel vücut geliştirmede yaygın olduğu gibi vücut sporcu birkaç yıllık bir süre içinde yüksek miktarlarda insülin enjekte ederse bu pankreasın işlev
kaybına neden olabilir. İnsülin yalnızca büyüme hormonu aynı anda kullanıldığında kullanılmalıdır arkadaşlar. Yeni başlayanlar için insülin veya büyüme hormonu kullanmayı önermiyorum. Bir süredir büyüme hormonu kullanan ileri düzey sporcular veya hobi vücut geliştiriciler insülini deneyebilir. 6 hafta on, 2 hafta off planı kullanılmalıdır. Kısa etkili insülini sabahları kahvaltıda ve antrenmandan hemen sonra 10 IU enjekte edebilirsiniz. İnsülin enjeksiyonunun büyüme hormonu enjeksiyonu ile çakışması önemlidir. Ayrıca uygun karbonhidrat alımına da dikkat etmelisiniz arkadaşlar. İnsülin kürünün uzunluğu büyüme hormonu kullanım süresine bağlıdır. Kütle oluşturmak için haftada 750-1000 mg testosteron enantat da enjekte edilir. Ulusal düzeyde yarışan sporcular ve özellikle profesyonel vücut geliştiriciler düzenli olarak insülini büyüme hormonu ile birlikte kullanırlar. Burada günde 2 ya da 3 defa 10-15 IU kısa etkili insülin uygulanması idealdir. Özellikle hacim aşamasında 3. bir günlük enjeksiyonun yapılması alışılmadık bir durum değildir. Kadınlar nadiren insülin kullanırlar ve kullandıklarında da sadece büyüme hormonu ile kombinasyon halinde kullanırlar. Ne insülin ne de büyüme hormonu androjenik bir etkiye sahip olmadığından ve bu nedenle virilizasyon fenomeni meydana gelmediğinden hırslı vücut geliştiriciler kesinlikle anabolik androjenik steroidlerin saf kullanımına ilginç bir alternatife sahiptirler. Büyüme hormonu insülin kombinasyonuna küçük bir doz steroid eklenirse kadınlar oldukça güçlü bir kas geliştirme ve yağ yakıcı ilaç karışımına sahip olurlar. Büyüme hormonu ve haftada 100 mg stanozolol kadınlara harika bir sonuç verir. İnsülin daha uzun süre kullanılacaksa tartışılan 6 hafta on, 2 hafta off şeması önerilir arkadaşlar. İnsülin için özel bir PCT programı yoktur. Maliyetler ve bulunabilirlik açısından baktığımızda bu ilaca kural olarak insülinin karaborsada çok sık bulunmaz çünkü talep çok düşüktür. Evet arkadaşlar, sanırım bayağı konuştum. Umarım bu video sizlerin çok işine yarar ve bundan sonra en azından insülin söz konusu olduğunda birilerinden yardım beklemek zorunda kalmazsınız. Benim bu emeğimi boşa çıkartmak istemeyen bütün arkadaşlardan ricam kanalıma abone olup bildirimleri açmaları arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Benden sorularınızı ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Hepinize önce sağlık, sonra da bol sporlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Önemli harika.